Yaz tatiliymiş ve küçük Ale de büyük annesinin evindeymiş. Benim küçük meleğim, acıktın mı? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Ailem neden beni de götürmedi? Tatlım, bu bir iş gezisi, meşgul olacaklar. Ayrıca büyük annenin seninle beraber olduğunu ve senden hoşlandığını biliyorsun. Ama ben de senden hoşlanıyorum. Aslında seni seviyorum. Bak ne diyeceğim, senin için aldığım bu oyuncaklara ne dersin? Hayır, o saçma oyuncakları istemiyorum. Emin misin bayım? Pilota ne dersin? Hayır diyerek Ale büyük annesinin evinden bir çanta alıp odasına koşmuş ve bütün oyuncakları pencereden dışarı atmış. 60 yaşındaki kadın şaşırmış ama büyük annelerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Torunlarını mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Kare şeklinde pembe bir kağıt alarak onu katlamaya başlamış. Alega büyük annesinin farklı renkli kağıtlar kullanırken şaşkınlıkla izlemiş. O kağıtları katlamış, bastırmış ve tekrar açmış ve birkaç dakika içinde güzel bir origami prenses yapmış. Kim bu kız? Aslında o bir prenses. Ona bir isim verebilir misin? Kağıt Prenses mi? Çok güzel ve bu da onun sihirli şapkası. Sihirli bir şapka mı? Evet, şapkayı kafasına koyduğunda sihir yapabilir. Güzel yapsa iyi olur. O gece Alex'in büyük annesi onu yatağına yatırmış ve sonra uyumaya gitmiş. Onun için uzun bir gün olmuş ve yaşlı kadın yorgunmuş. İyi geceler aşkım. Hadi Kağıt Prenses bana sihirli gösteri yap. Hadi şapkan bakalım. Mira sihir yap. Ah, büyük annemin yaptığı saçma bir oyuncaksın. Ben de senden hoşlanmıyorum ve sana ihtiyacım yok. Ay bulutların arkasından çıkarken beyaz ışığı Kağıt Prenses'in üstüne düşmüş. Ay ışığı acele etsem iyi olur. Sen kimsin? Vay, hiç sormayacağını sandım. Merhaba örümcek, pencereye tıkandım. Yardım eder misin? Söyle bakalım, neye ihtiyacın var? Teşekkürler, Nasip efendim, gitsem iyi olur. Vay, çok doğru, tamam. Şimdi tek yapmam gereken kızı uyandırmadan şapkamı alıp buradan çıkmak. İşte orada Kağıt Prenses kağıt şapkasına doğru koşmuş ama tam ulaşmak üzereyken sihirli şapkayı mı istiyorsun? Kağıt Prenses kaçmaya çalışmış ama uzaklaşamayacak kadar küçükmüş ve Alega onu yerden kaldırmış. Hey bırak beni, o kadar kolay değil. Sen benim oyuncağımsın. Hatırladın mı beni pencereden attın? Evet. Ne olmuş? Oyuncağınla istediğimi yaparım. Sen çok kötü bir kızsın. Hey, bilmediğim bir şey söyle lütfen. Lütfen gitmeme izin ver. Neyin tehlikede olduğunu anlamıyorsun. Evet, doğru. Hayır, yo yo yo, lütfen beni dinle. Güneş doğmadan önce saraya ulaşamazsam, Pembe Cadı Krallığımı yok edecek. Pembe Cadı mı? Evet, anlayacağın ben gerçek bir prensesim. Pembe cadı bana büyü yaptı ve beni bir ağaca çevirdi. Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Ta ki bir gün yaşlı bir kadın keşiş aniden durup bana bakıp konuşana kadar. Neden ağlıyorsun? Aç mıyım? Beni duyabiliyor musun? Evet, ona her şeyi anlattım. 25 yaşıma geldiğimde babam, benim kılığıma giren cadıyı kraliçe yapacak ve sonra o sihirli mısrayı kullanarak büyük yıkıma neden olabilir. Pembe cadı çok güçlüdür, bunu biliyorum ve büyüsü de öyle.
Bunu tersine çeviremem ama üzerine başka bir büyü koyabilirim. Akos bakış, gelgitler ve kuskus, doğanın ve teknolojinin akışıyla başka ve yeni bir biçim alacaksın. Bir orijinal bir prenses olacaksın. Ve ay ışığıyla seni süslediğinde ayağa kalkacaksın. Sihirli bir şapka giy ve sarayın dünyaya doğru uç, çünkü kötü cadı kalbini işte orada tutuyor. Zehirli şapkanı kalbinin üzerine koy ve havada yok olsun. Bu cadının ve lanetinin sonu olacaktır. Ama unutma, güzel saraya giden yol birçok zorluklarla doludur ve kalbi bulmalı, gün doğmadan onu yok etmelisin. Yoksa bu senin sonun olur. Ayı takip etmelisin, o seni yüzen saraya kadar götürecektir. Yani anlayacağın, ertesi sabah bir rüzgar beni kökünden söktü ve oradan bir kağıt fabrikasına götürüldüm. Ve işte buradayım. Şimdi lütfen bırak gideyim. Anne bir süre düşünmüş ve şöyle demiş, peki ama ben de seninle geliyorum. Ne hayır, bu çok tehlikeli. Peki evet, nadiren zamanı hadi gidelim, şapkamı almalıyım. Yanlış bir şey yapmak yoksa söz mü? Söz veriyorum. Alega şapkayı kağıt prensese vermiş ve şapkayı başına koyduğunda, vücudundan altın parıltılar yayılmaya başlamış. Vay canına, gel gidelim. Tabii, nerede olduğunu biliyor musun? Devam et, acele et, faydana bu sanki vay canına, beni takip et tamam mı? Hokkos kokusu geldikler ve kuşkusuz, kağıt prenses suya atlamış ve bir anda balığa dönüştürülmüş. O anda kuvvetli bir rüzgar esmeye başlamış ve bir fırtına yaklaşıyormuş. Hadi acele et, ben deniyorum. Her nasılsa ayıpta kıyıya ulaşmış ve tekneden atlar atlamaz koşmaya başlamış. Arkalarında büyük dalga kayalara çarparak bir deprem yarattı. Beni bekle, yak prenses. Ale, kağıt prensesin kaçamayacağını anlayarak bir turnaya dönüşmüş ve Ale'de elbisesinden yakalayıp havaya kaldırmış. Aşağıda azgın su, kayaları tamamen yutmuş. Teşekkürler, vay canına, ılayı kurtulduk, rica ederim, devam edelim. Dur, ah, söyler misin? Madem herhangi bir şeye dönüşebiliyorsun, neden bir ejderhaya dönüşüp doğrudan oraya uçmuyorsun? Basit, hiç ejderha görmedim, bu yüzden hayal edemiyorum. Ondan bahsetmişken, işte bir tane gördün. Kağıt prenses bir anda diğer ejderhanın iki katı büyüklüğünde güçlü bir ejderhaya dönüşmüş. Ardından bütün öfkesiyle kükremiş, vay canına, diğer ejderha arkasını dönmüş ve bir daha geri dönmemek üzere korkuyla uçup gitmiş. Ormanda yürüdükten sonra başka bir büyük denize ulaşmışlar. Denizin karşısında yüzen saray var. Ama altın denizi seçmemizden de iyi oluyor. Akıntılar çok güçlü ve yağmur çok şiddetli. Şimdi ne yapacağız? Bay pilot buradayken sakın korkmayın. Bay pilot mu, benim oyuncağım mı? Onları buraya getirdim, yardıma ihtiyacımız olabilir diye. Yani ve bir anda Aleka'nın bütün oyuncakları öne çıkmış, vay canına, eşyalarını asla atma, oyuncak olsalar bile her zaman işe yarayabilirler. Onun için uzun bir gün olmuş. Ale, bir süre düşünmüş ve Bay Pilot, bizi yüzen saraya götürün. Bay Pilot buradayken sakın korkmayın ve ordunuz olarak sizi takip edeceğiz. Harika, hadi gidelim. Temel helikoptere binip fırtınanın içine dalmışlar. Müslüman geliyor, kaldırın iki oldu, çarpıştırırken, Kağıt Prenses ve Ale, saraya ulaşmayı başarmışlar. Kapı açıldığında uzun dişleri olan liderin onlara doğru koştuğunu görmüşler. Dev Kağıt Prenses'e saldırmış ancak Ale araya girmiş ve darbeyi karşılamış. Alega, hayır, ne yaptın? Ben özür dilerim, daha iyi bir insan olmalıydım. Bunu söyleyen Ale gözlerini kapamış. Kağıt Prenses,
Görünmez ardından pembe cadının gizli kaptaki duran kalbini bulmuş, şapkasını üzerine koymuş ve kalp bir anda ortadan kaybolmuş. Ve beklendiği üzere kağıt prenses, lanetten önce olduğu gibi güzel görünümlü bir prensese, Prenses Zayne'ye dönüşmüş. Teşekkürler Alega, iyi bir arkadaş oldun. Ertesi